Bugün 9 Eylül, Halkın Partisi 101 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanlığı, partinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kuruluş ve kurtuluş korteji ve ardından İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çelenk sunumu gerçekleştirdi. Korteje Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Gökhan Arcan, Cumhuriyet Halk Partisi Eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, il ve ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları ve vatandaşlar katıldı. Kortejde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı araç devrilmesi sonucu verdiğimiz 4 şehit dolayısıyla slogan ve marşlar söylenmedi. Programda bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekili Sadun Azak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi Halk Fırkası ile başlayan demokrasi mücadelesi bizlerle bugün devam ediyor ifadelerini kullandı. Bağımsızlık mücadelesinin sonunda şanlı geçmişimizin kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi Halk Fırkası ile başlayan demokrasi mücadelesi bizlerle bugün devam ediyor. Az evin ardından konuşan Milletvekili Harun Yıldızlı, ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Birlik beraberlik için Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç var ifadelerine yer verdi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi benim iki tane eserim var. Biri Cumhuriyet, biri de Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin çimentosu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne o kadar ihtiyaç var ki günümüzde Atatürk'e ihtiyacı hem kadınlarımız, hem gençlerimiz, hem minik yavrularımız açısından o kadar önemini hissediyoruz. Ardından kürsüye gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, partimizin 101 yıllık hafızası ve mirasıyla çağdaş ve demokratik bir ülke için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz ifadelerini kullandı. 9 Eylül 1923 günü Halk Fırkası olarak kurulan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşen Türkiye'nin en köklü ve en büyük örgütünün, en büyük ailesinin, bu güzel ailemizin bugün 101. yaşını kutluyoruz hep birlikte. Ve tabii ki bu gurur, bunca yıldır yaşayan örgütümüzün, partimizin yeni yaşını kutluyor olmak, bu gurur hepimizin. Bağımsızlık mücadelesinin sonunda şanlı geçmişimizin kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi Halk Fırkası ile başlayan demokrasi mücadelesi tabii ki bizlerle bugün devam ediyor. Atamızın gösterdiği yolda partimizin 101 yıllık mirası ve hafızasıyla Cumhuriyet mücadelesini sürdürecek, çağdaş, laik ve demokratik bir ülke için asla durmadan çalışmaya devam edeceğiz hep birlikte. Yeni yaşımız, bu güzel ailenin 101. yaşı kutlu olsun. Bütün örgütümüze, bütün aile üyelerimize, bütün üyelerimize buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak konuşan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Cumhuriyet Halk Partisi Meydan Mart'a, cephede kurulmuş ülkenin kuruluş partisidir ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi valiliğe ya da İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçeyle verilmiş kurulmuş bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi meydanlarda, sokaklarda ve cephede kurulmuş, toplumun bütün kesimlerinin ittifak ettiği ve ülkenin kuruluş partisidir.